Herkese merhabalar. Ben Mustafa Özfer. Debian bazlı ISO oluşturma video serimizin ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde hemen size şu ekranı göstermek istiyorum. Son bölümde hatırlıyorsanız, yani ilk bölümde daha doğrusu, çektiğimiz ilk bölümde ne yapmıştık? Hemen Debootstrap ile hemen bir sistemi inşa etmiştik. Şöyle komutun başlangıcını da göstereyim ben. Şimdi ne yaptık? Sudo Debootstrap Noble'yi biz tmp debroot içerisinde kur demiştik. Debootstrap komutu ile. Burada hemen ne yaptı? İlk önce bir şey çekiyor bizim için. Bir imza çekiyor. Bu imza size özel değil bu arada. Her dağıtımda yani Noble'nin imzası bu demek ki. Hemen bu şekilde indiriyor ve ona göre hemen paketleri indiriyor. Paketleri indirdikten sonra bu paketleri extract ediyor. İndirip bu arada onaylıyor yani. Hash değerleri var biliyorsunuz paketlerin. Onaylıyor. Onayladıktan sonra bunları extract ediyor. Yani açıyor paketleri. Bunlar bir zip gibi düşünebilirsiniz. RAR gibi, zip gibi düşünebilirsiniz. Bu paketleri daha sonra açıyor. Açtıktan sonra bu paketleri gerekli ayarlarını yapıyor. Bitirince arkadaşlar size şu mesajı vermesi gerekiyor. Aslında ne yaptığının çok bir önemi yok. Hani siz, ben bilerek anlatıyorum. Bir bilginiz olsun, tecrübeniz olsun bu konuda diye. Ama en sonunda bizim alacağımız şu mesaj önemli. Bu mesajı görmeniz şart. Bu mesaj olmuyorsa mümkünse bir sıfırdan tekrar başlayın. Çünkü bazen internet kesintileriyle işlem yarıda kalabiliyor. Eğer ki işlem yarıda kesilmemişse ve herhangi başka bir sorun da olmamışsa sizin base system installed successfully şeklinde bir mesajı almanız şart. Eğer ki bu mesajı aldıysanız sorun yok. Biz bu mesajı aldık şu an gördüğünüz gibi. Mesajı aldığımız için artık devam edebiliriz. Şimdi sistemin içinde neler var? O kurmuş olduğu sistemin içerisinde onu da size göstereceğim ama yeni sekmede göstereyim onu. Yeni sekmede şöyle bir göstereyim. ls diyorum. tmp klasörümüz. Tekrar ls diyelim. Bakın debroot klasörümüz orada. Tekrar ls diyorum. Görüyorsunuz. İçinde home, lib, İşte ne bileyim boot klasörleri var. İşte yani bir temel sistemde olacak tüm klasörler burada. Yani root klasöründe olması gereken tüm işte her şey burada görülüyor. Bunu işte kuran şey debootstrap komutu. Debootstrap komutuyla biz bunu kurmuş olduk. Bu paketleri de açınca bu şekilde bir baz sistem karşımıza geldi. Bu yani bazdan kastım temel bir sistem karşımıza geldi. Şimdi hemen buraya geri döneceğim. Bunu bir temizleyelim. Şimdi bizim bu sisteme girmemiz gerekiyor. Nasıl gireceğiz? İlk önce bazı klasörlerin bağlanması lazım. Çünkü biz chroot yapacağız. Sistemin içine gireceğiz. Yani sanki root klasörümüz burasıymış gibi davran ve buraya yapacağın tüm kurulumları ve değişiklikleri yap diyeceğiz. Ama bazı klasörlerimiz eksik. Hangi klasörlerimiz eksik? SYS, dev, proc. Bu bazı klasörlerimiz var. Bu sistemle alakalı olan. Bu her sistem için ayrı ayrı inşa edilir sürekli her açılışta. Ayrı ayrı inşa edilir. Bu yüzden bu sistem içerisinde başlatılmadığı için yok. Ama biz başlatılmış gibi içine chroot'la girmeye çalışacağız. Tabii bu klasörleri arayacak ve bulamayabilir. Bulamayabileceği için bizim ilk önce şunu yapmamız lazım. Bizim bu SYS dev ve proc klasörlerini sanki bizim debroot dediğimiz o bas klasörün içinde görünüyormuş gibi bind ettirmemiz. Yani oradaymış gibi göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden şöyle bir komutumuz var. For'la başlayan. Kopyala. Buraya da yapıştır. İşte görüyorsunuz ne yapıyor aslında? SYS dev ve proc üzerinde geziyor. Bu klasörün her birini root klasörüne arıyor. Ardından tmp debroot dir klasörüne, daha doğrusu o klasör neyse onun üzerine bindiriyor. Sanki o klasör oradaymış gibi göstermeye çalışıyor bu komut. Hemen bunu uygulayacağız ama ilk önce root olmam lazım. Ben bunu unuttum. Sudo su ile bir root olacağız burada. Hemen bir root olduk. Root olduktan sonra tekrardan bu klasörü buraya yapıştıralım. Bu komutları buraya yapıştırınca gördüğünüz gibi işlem bitti. Tek yaptığı iş aslında o klasörleri orada varmış gibi göstermek. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü chroot ile içerisine girdiğimizde sistemi bulamayabilir.
Yani şu klasöre gitmeye çalışır. İşte FYS klasörüne gitmeye çalışır ve orada bulamaz. Bulamadığı için de hataya düşer ya da yanlış bir kurulum olabilir. Bu yüzden bunu yapmamız yine şart. Yaptıktan sonra şöyle söyleyeyim. Biz sudo ile başlatacağız ama tekrardan burada çıkabiliriz istersek. Ya da çıkalım şöyle. Çıktık. Onları yapmamız yeterli. Şu an yaptığımız için artık yani onu sudosu ile yapmamız lazım. Yani root olarak yapmamız lazım. Ama yaptıktan sonra artık bir gereklilik kalmadı. Tekrardan biz normal kullanıcı düzeyine inebiliriz. Diğer işte işlemlerimiz var. Ne gibi? İlk önce biz bunun içine bir girelim. Nasıl gireceksiniz? Sudo chroot tmp bölü debroot dedik. Ardından bash diyorum. Bu ne yapıyor? chroot ile buraya gir ve bu sistem üzerine sanki root klasörü burasıymış gibi bash'i çalıştır diyorum. Benim komutlarımda gördüyseniz nokta bölü şeklinde başlıyor. Nokta bölü de kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Ama şu şekilde sakın ha kullanmayın. Bu şekilde kullanırsanız doğrudan root klasörü üzerinde TMP'yi aramaya çalışır. Bu yüzden ya direkt böyle kullanın ya da nokta bölü şeklinde beraber kullanın. Böyle kullandığınızda bu arada sonraki klasör yani debroot klasör olduğu için isterseniz sonuna bunu ekleyin veya isterseniz eklemeyin. Önemli değil. Ben el alışkanlığından dolayı ekliyorum sürekli. Bu şekilde yaptığımızda bizim şu an az önce oluşturmuş olduğumuz sistemin içerisine girdik. Bakın burada ls diyorum. Root klasörü var. Root klasöründe gördüğünüz gibi bu klasörler. Az önce oluşturduğumuz root klasörü bu. Eğer ki teyit etmek istiyorsanız normal yerdeyiz bakın. Debroot'un içinde olan bir yerdeyiz burada. Clear diyorum. mkdir. Burada ne diyelim? Mustafa diye bir klasör oluştur. ls dedim. Burada Mustafa diye bir klasör oluşturdu. Nerede? Debroot'un içinde oluşturdu. Bu sistem şu an root'u oray olarak algıladığı için ls dediğimde tekrardan Mustafa klasörünü ben burada görüyorum. Aslında root klasöründeymişim gibi. Eğer ki diyelim bakın root klasöründe olduğunu söylüyor. Ama hangi root klasöründeyim? Debroot olan sistemin root klasöründeyim. Bu yüzden oraya eğer ki bir Mustafa diye bir klasör oluşturursam ben tekrar normal burada da bunu görebilirim. Şimdi bunu clear ediyorum. Şimdi bu sistem üzerinde ne yapabiliriz? Artık her yapacağımız işlem burada bizim normal sistemimiz üzerinde çalışır. İşte örnek vereyim ne diyelim mesela? İşte uptime çalışıyor mu şu an? Evet çalışıyor. Ne diyor? Tabii bu benim kernel'ımı kullandığı için şu an benim kernel'ıma ilgili verileri veriyor ama siz şey yapmak isterseniz bakın sıfır kullanıcı var mesela. Benim bilgisayarda sıfır kullanıcı değil bayağı bir kullanıcı var şu an. O yüzden yani temp klasöründe, debroot klasörünün içerisinde olduğumuzu anlayabilirsiniz. Yalnız buradan bir işlem yapmamıza gerek yok. Ben o yüzden buradan çıkıyorum. Normal artık kendi sistemime geldim. Ardından ne yapacağım? İlk önce update, ardından upgrade yapacağım. Upgrade'e gerek yok ama yine de yapmanızı tavsiye ederim. Eğer ki bir paketin daha üst iyi bir sürümü çıkmışsa onu upgrade eder. Dist upgrade'de eğer ki kullandığınız sürüm, yani mesela biz 24. sürümü kullandık ama 25. 26. sürümler çıktıysa onun üzerine çıkarmaya çalışır sistemi. Bu yüzden mümkünse bunu da yapın. Şöyle yapalım. Gönderiyorum. Bakın ne yapıyor? Hemen upgrade'i, update'i hepsini birden yaptı. Yani paketimiz zaten güncelmiş çünkü az önce oluşturduğumuz için az önceden bu yana da şey gelmemiş. Yani bir yeni bir güncelleme gelmemiş. Bu yüzden hemen kurulumu bu şekilde hızlıca bitirdi. Şimdi ne yapacağız? Uygulama depolarımız var, mirrorlarımız var. Onları düzenleyeceğiz. Bunun için de bizim debroot klasörümüzün içinde etc apt source list diye bir dosyamız var. Sadece kopyalamanız yeterli. Aynı klasörde bulunduğunuz sürece sadece bu komutları kopyalayıp yapıştırmanız yeterli. Girdim içeriye. Evet girdi. Biraz geç girdi ama girdi. Burada neymiş? Ubuntu'nun main'e giriyor. Buradan hemen bunu bir silelim. Ne yapacağız? Biz bu komutları yapıştıracağız. Ancak şöyle bir değişiklik yapmamız lazım. Bizim burada bu komutlar mantik
kelimeleri noble olarak değiştireceğiz. Ya da ilk baştan mantık kurulumu yaptıysanız noble'yi değiştirmenize gerek yok. Bunu da kontrol S diyorum. Çıktım. Ben nano ile düzenliyorum. İsterseniz siz başka bir düzenleyici kullanabilirsiniz. Önemli olan bu dosyaları düzenlemeniz. Şimdi bu düzenlemeyi de yaptık. Ardından tekrardan bir update ve upgrade yapıyorum. İşte eğer ki eksik bir paketimiz varsa, yeni eklenen mirror'lar oldu çünkü. Bu mirror'lardan artık ne eksikse onları denetleyip kuracak. Gördüğünüz gibi bazı paketleri eksikmiş ya da güncel değilmiş. O paketleri güncelliyor. O paketleri güncellesin. Ben bu dosyanın linkini de paylaşacağım. Bu dosya zaten public halde. Yani siz de erişebilirsiniz rahat şekilde. Public olduğunu nerede gösteriyor sanırım. Buradan göremiyorum ama dosya zaten public'e açık halde. O yüzden siz bu dosyayı görüp o şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Tamamdır. İşlemimiz bitti. Clear diyelim. Tekrardan temizleyelim terminalimizi. Şimdi update ve upgrade'i yeni mirror'larla beraber yaptıktan sonra resolve.conf dosyamız var. Bunu bir bakalım. Resolve.conf dosyamız zaten genellikle temel pakette düzenlenmiş olarak gönderiliyor ama yine de bir kontrol edin. Şu şekilde bir girdi sahip olması gerekiyor. Yukarıdaki mavi kısımlar yani sharp ile başlayan kısımlar bize bu dosyaların ya yani bu metnin yorum metri olduğunu söyler. Bunu değiştirmenize gerek yok. Hani olabilir olmayabilir. O önemli değil. Önemli olan normal şu kısımlarını bizim buradaki kısımla aynı olup olmadığını denetlemeye çalışın. Aynı olduğu için ben herhangi bir değişiklik yapmadan çıkıyorum. Ardından local gen dosyamız var. Bunların hepsi etc klasörünün içinde yer alıyor. Resolve.conf, local gen. Öbürü neydi? O da etc apt source list dosyalar. Şimdi buraya da girdikten sonra şu girdiği vereceğim ben buna. Zaten bir sürü şey var. Bunlardan herhangi birinin yorum satırını açmanız o yorumu, o satırı etkin hale getirir. Yani başındaki bu şeyi etkisiz hale getiriyor gibi düşünün. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu şekilde görüyorsunuz. Bir sürü dille ilgili girdi yapılmış. Türkçe de var burada. TR şeklinde. Ben ama zaten bunu size verdim. Üstüne altına yorum satırı olmayacak şekilde herhangi bir yerine bunu ekleyebiliriz. Ben altına ekledim ama en üstüne de ekleyebilirsiniz. Ben hepsini göstermek için sadece böyle yaptım. Local gen'i de yaptık. Ardından local conf dosyamız var. Bunun içine girdim. Local conf'a da language eşittir tr şeklinde yaptım. Bunu da kaydedip çıktım. Biz şu an ne yapıyoruz? Türkçe ve Türkiye saatine göre gün ayarlarını kurguluyoruz. Dili de ayarladıktan sonra şu komutları çalıştırmamız gerekiyor. Burada local paketini indirip kuracağız. Ardından ayarlarımızın ona göre set edildiğinden yani Türkiye ve Türkçe'ye set edildiğinden emin olmaya çalışacağız. Bakın burada hemen ilk önce locals paketinin kurulup olup olmadığını denetledi. Zaten kuruluydu. Bunlar da genellikle kurulu oluyor. Buradan Avrupa, Europe yani ardından İstanbul'u seçtim. Burada zaten seçili halde az önce yaptığımız değişiklikten dolayı ama yine de şöyle bir göstereyim. En, bakın seçili. Ben bunu bilerek ekledim. İsterseniz sadece Türkçe veya sadece İngilizceyi de ekleyebilirsiniz. Hangi dile göre ayarlayacağınızı kendiniz seçebilirsiniz. Türkçe de burada bakın işaretli halde. Biraz zaman alıyor. Hepsini dönmemiz. Evet geldik. Türkçe de işaretli halde. Tab tuşuna basarak OK'ye ardından tekrar OK dediğinizde güncellemeleri yapmış olduk. Resolve.conf dosyamız var bir de. Bu da terminalin hangi dilde çalışacağını ayarlamak için kullanılıyor. Daha özür dilerim bu dosya değil. Burada MNT ile işaretlenmiş. MNT değil. Biz burada debrouting içine gireceğiz. Bu komut yanlış olmuş şu an. Şöyle yapayım ben. Sudo nano nokta bölü tmp debrut bölü etc bölü v console
nokta conf dediğimde zaten içinde bir şeyler yazılı bakın. Sadece bunu ekliyoruz. Bu da Türkçe Q klavyeyi bizim terminalimizde aktif hale getiriyor. Ben burayı daha sonra bir güncelleyeyim. Burayı bir düzeltelim. Ardından bellek yapılanmamız var. Bellek yapılanması aslında şeyde önemli. Yani normal bilgisayarınızda kuruyorken önemli. Şöyle bir bakayım gerçi. Şimdi çok vakit almışsa. 15 dakika olmuş. O bellek güncellemesi ile ilgili değişiklikleri de sonraki videoda halledelim. Sonradan görüşmek üzere. Hoşça kalın.